Merhabalar. Merhabalar. Çayırova Kocaeli'nde Alfa Kuşu Anaokulu olarak hizmet vermektesiniz. Tüm Çayırova ve civarı adına sonsuz teşekkürler ediyoruz geleceğimiz olan çocuklar için. Biz de teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Alfa Kuşu Anaokulu kaç yılında kuruldu ve sunduğu hizmetler neler demek isterim? 2015 yılında kuruldu. Sunduğumuz hizmetler, yani çocuklarımızın daha iyi bir geleceği, hani ilk adımlarını atabilecekleri kaliteli bir hizmet vermektir. 3-6 yaş arası çocuklarımıza hizmet veriyoruz. Okul öncesi derslerini, eğitimlerini veriyoruz. 3-6 yaş grubunu kaça ayırdık bu eğitimi verirken? 3 ayrı gruba ayrı. 3-4 yaş, 4-5 yaş, 5-6 yaş şeklinde. İlerliyor. Okul öncesi, evet, okul öncesi dersleri ve okula hazırlık eğitimlerimiz, tüm branş derslerimiz mevcut. Evet, tabii ki İngilizce dersimiz her gün mevcut. Her gün iki tane branş dersimiz var. Müzik dersimiz, kodlama, drama, jimnastik ve pedagog eğitimimiz var. Pedagog çocukların gelişimleri için olmak zorunda olan bilişsel gelişimlerini testlerle yıl boyunca destekliyoruz. Gerekli ihtiyaç duyulduğunda özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimizi yönlendirme yapıyoruz. Her gün iki branş dersimizle eğitimlerimizi veriyoruz. Süpersiniz. Hizmette sınır tanımıyoruz anlıyorum bu güzel cümlelerden. Bu güzel mekanı benzerlerinden ayıran öyle çok özellik var ki ben birkaçının altını çizmek isterim. Özellikle sabah 7, akşam 7 demişsiniz. Evet. Anlatalım mı biraz? Evet, evet. Çalışan velilerimiz çoğunlukta. Malum Türkiye şartları ve herkes çalışıyor. Sabah 7'de açılıyor kurumuz ve akşam 7'ye kadar hizmet veriyoruz. Bu hizmet olurken bir günü anlatalım değerli izleyicilere. Sabah 7'de başlayan koşu ve akşam 19'a kadar ilerleyen süreçte neler oluyor? Kahvaltılar, evet, eğitimler gibi. Biraz tabii anlatalım mı? Sabah 7'de kurumumuzu açıyoruz. Çocuklarımız geliyorlar. Saat 9'da kahvaltımız başlıyor. Sonrasında sınıflarımıza geçiyoruz. Sınıf öğretmenlerimizle güne başlıyoruz. Sonrasında İngilizce öğretmenleri ve ardından ikinci branş derslerini yapıyorlar. Okul öncesi etkinliklerine başlıyorlar. Öğlenleyin öğlen yemeğimiz var. Kurumumuzda aşçımız pişiriyor. Zaten aşçımızın hijyen sertifikası, her şeyi mevcut. Kurallara uygun bir şekilde. Evet. Listemiz mutlaka diyetisyenler eşliğinde gerçekleşiyor. Eşliğinde hazırlanıyor. Mutlaka çocukların kalorileri, alacakları vitaminler, bunlar göz önünde bulundurularak yemeklerimiz hazırlanıyor. Sonrasında uyku saatimiz var küçük yaş grubumuz için, uyku odamızda. Onlarla harika. 2 saat uyuyorlar. İkindi öğünümüz var. İkindi öğünümüzde de bir ikindi kahvaltısı yapıyoruz. Yine sonrasında günün tekrarı, eğlence, müzikle akşam 7'ye kadar öğretmenlerin eşliğinde devam ediyoruz. Artık velilerimiz işleri bitince gelip alıyorlar çocuklarını. Vallahi buradaki veliler çok şanslı diye düşünüyorum ben. Çok iyi ki sizlerle. Çünkü gerçekten evde sunulan, sunulabilecek hizmetin çok ötesinde bir hizmet. Değerli uzman kadroyla birlikte Alfa Kuşa Anaokulu'nda mevcut olduğunu anladım bu cümlelerden. Dedik ya, birçok özelliği barındırıyoruz biz. Birçok ayrıcalığı geleceğimiz olan çocuklarla buluşturuyoruz. En önemli özelliğimiz de kocaman müstakil bir yerde, kocaman bahçemizle birlikte çocuklara keyif yaşatmak. Evet, evet. Hemen onun altını çizelim mi? Neler tabii var bu keyifte? Kurumumuzda hikaye odamız ayrı, oyun alanımız çok büyük. Kapalı alan oyun alanımız 110 metrekare, açık alan oyun alanımız 250 metrekare. Ayrıca hobi bahçemiz var, çocuklarla birlikte fen ve doğa etkinlikleri yapabildiğimiz. Yemekhanemiz zaten çok büyük. Yani çocukların uyku odaları büyük. Ve Çayırova'daki tek müstakil okulumuz. 4 katlı kurumumuz. Bu şekilde çocukların ferah ferah, daha rahat eğitim alabilmelerini sağlıyoruz. Harikasınız. Gerçekten bu en önemli kısmıydı. Evet. Çünkü çocuklar bütün aktivitelerini çok rahat bir şekilde yapmanın ayrıcalığını yaşıyorlar sizler sayesinde. Ben öncelikli olarak, kurucu olarak, Havva Topaklı olarak size, sonrasında emeği geçen, çünkü sevgili oğlumuz, kızımız da burada, ikinci nesilde gelmiş, altını çizmek isterim. Tam bir aile şirketindeyim şu anda. Onlara bu mesleği tercih ettikleri için ve sonrasında bir de uzman bir kadronun varlığından bahsettik. O görünmeyen kahramanlara da buradan diyoruz ki emeklerinize, yüreklerinize sağlık olsun. Teşekkür
teşekkür ederim. Bu güzel mekan anne olmanın ayrıcalığıyla sevda üzerine kurulmuş. Ben bunu anladım bu röportajda. Değerli Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi eğitim çocuğu sevmekle başlar demişsiniz. Sevgimizi katarak, hizmetimizi sınırlandırmadan her geçen gün daha da büyüyerek yeni yeni güzellikler ekleyerek şu anki konumuna gelmiş bu güzel mekan. O zaman biz de ne yapalım? Son soruyu soralım. Diyelim ki ileriye yönelik hedefler neler? İleriye yönelik hedefler bitmez. Her zaman daha iyisi, daha güzeli inşallah. Yani bundan sonraki hedefimiz artık daha büyük, daha da doğayla iç içe olan bir okul inşallah. Evet, bitkileri bıraktık, bitkilere başladık, bitkileri... hayvanlara mı geçeceğiz? Evet, evet. Sanki inşallah. Sanki sürprizler bizi bekliyor gibi. İnşallah, inşallah. Tabii ki hedefler her zaman yukarıya doğru. Her zaman hedeflerimizi yüksek tutmamız lazım ve çocukların daha çok doğayla ve hayvanlarla iç içe olduğu yaşayarak öğrenmeyi çok istiyorum inşallah. Bundan sonraki adımımız da olacak inşallah. Harikasınız. Ne dileyelim? Biz de bu güzel hedeflerin en kısa sürede sizlerle olmasını dileyelim. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın efendim. Sağ olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sağ olun.